Türkiye'de 207 Yükseköğretim Kurumu 8.997 öğrenci 179.685 öğretim elemanı bulunmakta. Bunun yanında 2019-2020 akademik yılında 1.112.747 kişi mezun olmuş. Bu kişiler mezun olmuş. Mezun olduktan sonra ise yüksek öğretimdeki öğrenci sayısını az önce anlattım. 7.595.918 kişi devlet üniversitesinde okuyor. 663.000 öğrencimiz ise vakıf üniversitelerinde okuyor. 663.000 tane öğrenci. Ama biraz önce gösterdiğin oranla bu çelişiyor. Yani tabii vakıf ki üniversitelerinin sayısı o kadar fazla ama öğrenci sayısı çok az. Çok az. Niye? Çünkü çok fazla yüksek derecede ücret ödüyorlar vakıf üniversitelerinde okuyabilmek için. Devlet üniversitelerinde ise çok büyük bir okuyan öğrenci kardeşlerimiz var. Sadece vakıf meslek yüksek okulunda okuyan öğrenci sayısı kaç biliyor musun Tümür abi? 8.716. 8.000 tane öğrencimiz var orada. Peki bunlarla ilgili 2020-2021 akademik yılında yüksek öğretimdeki öğrencilerin sayısı 3.114.000 ön lisans. 3 milyonu ön lisansta okuyor. 4.676.000'i de lisansta okuyor. 343.000 kişisi yüksek lisansta okuyor ve 106.000 kişi de doktora yapıyor. Toplamdaki rakamı ise bu. Bakın burada da 2019-2020 ve 2020-2021 yıllarının lisans bazındaki karşılaştırması var. Sayılar devamlı artıyor. Mesela lisansta 4.538.000 öğrenci varken 2020 yılında, 2021 yılına gelindiğinde 4.676.000 sayısına çıkıyor. Yüksek lisans sayısında da artış var. Yaklaşık 50.000 kişilik bir artış söz konusu yüksek lisansta. Doktora sayısında da 5.000 kişilik bir artış var. Şimdi buradaki rakamlara baktığımız zamansa bu kadar öğrenci birikimi ve haznesi olan bir devletin buna karşılık da o öğrencilerin barınması için yurdu olması gerekiyor. O yurtların da üniversitelerin yakınlarında olması gerekiyor, değil mi? Şimdi ülkemizdeki durumsa şu. En son verilere göre yapıyorum bunu. Yayınlanmış olan en son verilere göre Kredi Yurtlar Kurumu'nun sayfasında bunlarla ilgili herhangi bir istatistik yayınlanmamış. KYK yani Kredi Yurtlar Kurumu'nun ülke geneli ve Kıbrıs'ta var olan yurtlarının toplam barınma sayısı, barınabilecek öğrencilerin sayısı 700 bin. Yani 8 milyondan fazla öğrencimiz var. Sadece 700 bin kişinin, öğrencinin barınabileceği yurdumuz var. Yurdumuz var. 700 bin yurdumuz var. Başka yurdumuz yok. Yatak kapasitesi 700 bin. 700 bin. Yatak kapasitemiz 700 bin. Bunlarla ilgili de tabii ki Kredi Yurtlar Kurumu'nu biliyorsunuz ki barınma çok uygundur. Şu anda da 250 ile 500 lirası galiba. 350 Türkiye, 500 lira da Kıbrıs'ta. 500 Kıbrıs'ta. Doğru. Ha. Kıbrıs'taki yurtlarda 500. 250 ile 400 lira diyelim onun arasındaki bir rakamda Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrencinin ödediği para depozitoda ödüyor. Aynı zamanda bununla ilgili 5 TL sabah kahvaltısı, 11 TL de akşam yemeği ücreti olmak üzere günlük 16 TL de yemek yardımı alıyor. Yani maddi durumu iyi olmayan bir öğrenci için KYK yurduna girebilmek bir şey, yani büyük büyük avantaj. Yani İnanılmaz okuyabilmek avantaj anlamına geliyor. Peki nasıl girilebiliyor oraya? Okuyabilmek anlamına geliyor. Şimdi başvuru süresi nasıl? Başvurular nasıl açıldı? İlerliyor? Kredi Yurtlar Kurumu'nda başvuru açıldı. Ama bu sene şöyle bir şey oldu Murat. Lafını balla kestim. Geç açıldı. Normalde işte Ağustos'un ortalarında açıklanırdı yurt başvuruları. Bu sene Eylül'ün 5'i 6'sı oldu. Hala açıklanmayan. Açıklanmamıştı, evet. Ve 13'ünde okullar açıklanacaktı. Ve şu an örneğin başvurular... Muazzam bir kriz var şu anda. Evet. Evet, yani şu an hala şey açıklanmadı değil mi? Yani başvuruların sonuçları da açıklanmadı. Sonuçlar yani, açıklanmadı. Başvurular açıklandı, sonuçlar açıklanmadı. Üniversiteler gibi farklı ama tarihlerde açılıyor. Evet. Ama erken açılan üniversitelere girmiş ve şu anda yurt henüz çıkmayan öğrencilerin krizi şu. 4 gün sonra, 5 gün sonra, önümüzdeki pazartesi günü dersleri başlayacak. Şehir dışına gelmiş ama nerede kalacağı belli değil. Değil. Böyle on binlerce öğrenci. Çok peki ya konuştum. Bir bunun açıklaması yapılmadı bildiğim kadarıyla yok, değil mi? Yok, yani yok, niye şey bu kadar geç ya kaldınız? Ki bir haftadır ben gazeteci olarak bilgi alamıyorum ya Kredi Yurtlar Kurumu'ndan. Mesela benim çıkardığım tabloya göre bu kadar öğrencinin kalabilmesi için Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Kıbrıs dahil 755 tane yurt var abi. 755 tane yurt var. Kapasitesi de 700 bin belki üstü de rakam olabilir. Şimdi bununla ilgili hadi diyelim ki açık öğretimde okuyan var. Örgün öğretimde değil de açık öğretimde okuyan insanlar var. Ailesini yaşadığı kentte okuyan var. Ailesiyle birlikte kalanlar var. Başka şeyler var filan çıkaralım. Diyelim ki elimizde bizim 3,5 milyon ya da 4 milyon öğrencimiz var. Yurt ihtiyacı olan. Biz diyelim ki fazla fazla şey yapalım ya. Bütün ihtimalleri, en kötü ihtimalleri de baz alalım. Bizim
yaklaşık örgün öğretimde 3,5 milyon tane öğrencimiz yer sorunu yaşıyor. Kredi Yurtlar Kurumu bu öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılaması gereken Kredi Yurtlar Kurumu'nun elindeyse kapasitesi 700 ile 800 bin arası diyelim. Geri kalan öğrenci nerede kalacak? Şimdi bununla ilgili de bir dünya araştırma yapılmış. Ben bunlarla ilgili daha öncesinde raporlar çıkardım. Mesela bunu da bu boşluğu da bilerek mi yapılıyor, bilinmeyerek mi yapılıyor? Ki benim kendi şahsi düşüncem bu, bilerek yapıldığını düşünüyorum ben. Vakıflar türedi biliyorsunuz ki Türkiye'de. Bu vakıflarda bazı eller neticesinde ise yurt işlerine girdiler. Bu yurt işlerinde... Yani TÜRGEV gibi, ENSAR gibi... Evet, TÜRGEV, TÜGVA, ENSAR. Ben bütün hepsini bu kitapta yazdım zaten. Bütün hepsini anlattım. Mesela buradaki pasajda bu yurtlara sağlanan, devlet tarafından sağlanan birkaç tane örnek vermek istiyorum. Bakın, TÜGVA'ya sağlanan bir örneği size soruyorum. TÜGVA'da Bursa'daki yurduyla bahsediliyor. Vali aranıyor. Bu... Önce TÜGVA, Bilel Erdoğan'ın herhalde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu, oğlu Bilel Erdoğan'ın mütevelli heyetinde bulunduğu. Aynı zamanda açılışını Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, açılışında da buradaki TÜGVA'nın nasıl önemli olduğunu altını çize çize buralar sadece eğitim yuvaları değildir diye konuşma yaptı yurdumuz. Ve oranın yeri de TÜGVA'nın mesela merkezinin bulunduğu yerde daha öncesinde Eyüp Gençlik Merkezi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen, sonrasında ise buranın yerinin hakkının TÜGVA'ya verildiği belirtiliyor ki kitapta yazdım bunu. Onun parası ödeniyor ama hala Eyüp Gençlik Merkezi olarak inşa edilen ve belediyenin kaynaklarla yapılan yerin nasıl yapıldığıyla ilgili herhangi bir açıklama olmadı. Bunu geçtim. Buradaki yapılan mesela aynı zamanda da birçok rapora yansıyan, benim de kitabımda belirttiğim sayın bu konuda Berat Albayrak'a gönderilen ve Wikileaks belgelerinde yayınlanmış olan bir takım mailler vardı. Bunların ben doğru olmadığına inanarak, oradaki bilgilerin yanlış olduğuna inanarak bir takım araştırmalar yaptım. Ve araştırmalarda mesela sayın Berat Albayrak'a gelen bir mailde diyor ki, TÜGVA'da yurtlar diye başlığıyla geliyor Bursa'ya. Vali Yıldırım Medresesi bize tahsis yapılması planlanan 1,5 yıldır restorasyon bitmedi. Süreç istenirse hızlandırılabilir. Ayrıca tahsis için protokol imzalamak istiyoruz ama biz buradayız, bitince imzalarız şeklinde geri dönüş alıyoruz. Protokolün yapılması için valiye talimat gitmesi lazım. Şimdi bakın, bunu kim yazıyor? İsmail Emanet. 7 Temmuz 2015 tarihinde Berat Albayrak'a e-posta gönderiyor. İsmail Emanet aynı zamanda teyzesi, Berat Albayrak'ın galiba teyzesinin oğluydu. Buraya mail atıyor, diyor ki sayın Berat Albayrak, vali diyor bizi burada oyalıyor. Buranın bize tahsis edilmesi lazımdı diyor. Şikayet ediyor yani. Şikayet ediyor. Ardından diyor ki belediye başkanı kiralama usulüyle 300 kişilik yurt evli hazırlayacaktı, iptal etmişti bizimle görüşmeden. Sonra tekrar yapacağım dedi ama aranıp en az 200 kişilik yurdun evli yetiştirilmesi gerekli diye söylenmeli. Aksi halde yetişmesi zor görünüyor. Görükle'deki inşaat halindeki yurt içinde protokolü imzalama işlemlerine başlarız dendi. Protokolleri de şimdiden yapalım diye hatırlatmakta fayda var. Bu mail atılıyor. Şimdi ben bu maili normalinde ciddiye almamamız gerekiyor. Onaylanmış ya da resmi bir şey değil. Ben acaba gerçekten bu yapılmış mı diye araştırdım. Şimdi Vali Bey'den istenen Yıldırım Medresesi, ki resimlerini de paylaştım, 31 Temmuz 2014 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri tarafından 2014 Taksim 54.424 ihale kayıt numarası ile 1.8 milyon TL bedel ödenerek Yıldırım ilçesi Beyazıtpaşa Medresesi rekonstrüksiyon uygulaması yapılmış. Aynı durum başka diğer belirttiği Beyazıtpaşa Medresesi için de geçerli. Burası da TÜGVA ile ilgili, yani Türkiye Gençlik Vakfı ile işbirliğine gidilerek bir eğitim ve kültür merkezine dönüştürülmüş. Görükle'deki yurt binası yine Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi İnşaatı Yapım İşi ismiyle 2015'te 7.7 milyon TL bedelle ihale edilmiş ve TÜGVA'ya yurt olarak verilmiş. Yani bunları yani direkt devlet eliyle kendi yurt açmak yerine, yani sadece ülkede ve herkese yani, o hizmeti bila ücret sağlamak yerine kamu hizmeti olarak. O kadar basit bir şey ki yani, Türkiye evet. koşullarında artık yani öğrenci yurdu yapmak dediğiniz ki görüyorsunuz ne inşaatlar her yapılıyor. Her taraf inşaat dolu. Yani sadece bir proje oluşturmanız,
ve ülkede buna ihtiyaç duyacak öğrenci sayısı belirlemeniz. Yani işte Murat diyor ki 3,5 milyon öğrenci. Bu öğrenciler için de barınma koşullarını hazırlamanız hiç zor bir şey değil artık. Yani dünya koşullarında zor bir şey değil. Ama aynı Murat'ın dediği gibi hep görüyoruz, bakıyoruz 8 milyonu öğrenci.